Paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Bugün kripto varlık piyasasında neler oluyor, hangi açıklamalar geldi, piyasalarda son durum nasıl birlikte bakıyor olacağız. Gelin önce hemen piyasa diyelim, piyasadaki son duruma birlikte göz atalım. Önce bitcoin fiyatlamasıyla başlayalım. 16.860 dolar seviyesinde işlem görüyor bitcoin. Peki e, düne göre yani son 24 saat itibariyle hareketlilik nasıl diye baktığımızda %0,8'lik yaklaşık. %1'e yakın bir yükseliş var. Dolayısıyla bu yükseliş 16 bin dolar seviyelerinden artık yukarıya doğru bir hareket olacak mı? Bunu da merak edilmesine sebep oluyor piyasa tarafından tabii. Şimdi halihazırda hazırda Bitcoin fiyatlaması yılın başından bu yana acaba yeni yıl daha mı iyi olacak? Umutları daha da teşvik edebilecek mi? Bu anlamda önemli. Dolayısıyla yılın başladığı bu hafta itibariyle biz Bitcoin fiyatlamasını daha yakından takip ediyoruz hem analistler hem e, piyasadaki oyuncular açısından. Peki hemen bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da son durum nasıl? E, Ethereum'un fiyatlamasındaki son duruma da bir göz atalım hemen. Hızlıca orada durum nasıl? Çünkü Ethereum'la ilgili de açıklamalar evet e, Ethereum zinciriyle ilgili de gelen son açıklamalar %2,8'lik bir artışa işaret ediyor. Dünden bu yana 1249 dolar seviyesinde de bir Ethereum fiyatlaması var. Hemen endekse dönebiliriz. Korku ve işte endeks tarafına baktığımızda 29 seviyelerini görüyoruz. 27'lerden yukarıya doğru bir hareket var. Şimdi 25'lere 20'lere kadar indiğini görmüştük endeksin. 29'a çıkması aslında gerçekten e, piyasada bir miktar artık iş, iştahın artıyor oluşunu ya da iştahın artabileceğine işaret ediyor en azından. Artık o en korkulu seviyelerden sadece korkunun hakim olduğu seviyelere doğru geldik. E, tabii ki bizim için 50 ideal seviye piyasa koşulları açısından ama... 29 seviyelerin de 25 27'lere 27 göre geçtiğimiz haftalara göre biraz daha olumlu olduğunu söyleyelim. Peki hemen bir de boğa ve ayı endeksine bakalım. Orada da 0,44'e yakınsamış durumda. Artık ayı piyasasından boğa piyasasına geçilebilir e, sinyalleri var. Dolayısıyla 0,5'e gelmesi bizim için artık dengenin oluşacağı anlamına gelir. Dolayısıyla ayı piyasasından çıkılacak mı? Önümüzdeki günlerde izleyeceğiz ama biraz daha pozitif bir görünüm var bugün itibariyle söyleyebiliriz. Peki hemen Beşli grafiklerimize de bir bakalım. Evet, ee, bir, evet bakalım. Bitcoin'e, Ethereum'a baktık. Altcoin'lere bir bakalım. E, Tether, e, USD Coin BNB tarafında BNB'nin öne çıktığını görüyoruz. %3,4'lük bir yükselişle. E, dolar endeksinde çok ciddi bir hareket yok. Bu yüzden sabit coinler tarafında bir hareketlilik yok. Ama alt biraz hareketlilik yoğun. Hemen diğerlerine de hızlıca bir bakalım. Altcoin'lerde durum nasıl? XRP daha sakin. Binance USD'nin yine sakin olduğunu görüyoruz. Dogecoin %1'lik artışla karşımıza çıkıyor. Ada Cardano %4,5 artmış. Polygon'da %2,2'lik artışla karşımıza çıkıyor. Dayı tarafı daha sakin. Litecoin'in %1'lik artışla karşımıza çıktığını görüyoruz. Polkadot %3,5 yükselmiş. Tron %0,17 çok sakin. Solana tarafında %17,2'lik bir yükseliş var dün itibariyle de yüzde bir yükseliş var. Dolayısıyla e, Solana'nın hareketliliğinin yüksek olduğunu söyleyelim. Son günler itibariyle hareket devam ediyor. Shiba Inu tarafında yüzde 0,8'lik bir yükseliş var. Uniswap yüzde 2,93'e yakın. E, Avalanche'da e, yine yüzde 5,1'lik bir yükseliş karşımıza çıkıyor. E, onun dışında evet Rapid Bitcoin'de de 1'e yakın bir yükseliş var. Evet kozmosa baktığımızda kozmos'ta %4'lük bir yükseliş var. Chainlink %2,2, Monero %1,1, Toncoin'de %1,2'lik yükselişler var. Ethereum Classic'te ise %10,4'lük bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Bitcoin Cash %1.5 yükselmiş. Stellar %0.5. Ee, OKB'nin %5.9, %6'ya yakın bir düşüşü var. Onu söyleyelim. Apecoin tarafında %4.5'luk bir yükseliş var. Ve Kronos'ta da yine %1.1'lik bir yükseliş var. Yani piyasada çok olumlu bir görüntü var şu an itibariyle. Bugün itibariyle diyebiliriz son 24 saate baktığımızda. Peki en çok kazandıran ve en çok kaybettirenlere hemen bir hızlıca bakalım. Şimdi Bitcoin Meta Metaverse'ün %1015 kazandırdığını görüyoruz. Ee, onu e, Salo Players takip ediyor %724 ile. E, Cop Network'ün %166 kazandırdığını görüyoruz. Son 24 saat itibariyle Shikoku %154, GoodDuck %113 ve e, Meta'nın da %113 kazandırdığını görüyoruz. Peki e, en çok kaybettirenlerde kimler var bakalım. Dexon'un %98,9'a en çok kaybettirenlerde ilk sırayı aldığını görüyoruz. Optimus %78,9, Omniaverse %59,3, My Own Item %58,9 kaybettirmiş. Miracle Universe %45,2 ve Metalix de %40,8 kaybettiren tarafta. Metaverse'e bakalım hızlıca. Metaverse'de son durum nasıl? Apecoin'in Ape'i %4,4'lük yükselişle karşımıza çıkıyor. Piyasanın genel görünümüne benzer bir görünüm burada da var. Eksi Infinity %4,5. Sandbox'ın yüzde %6,07 ve Decentraland'in manası da %6 yükselmiş. Hemen trendlere de bir göz atalım. Trendler tarafında Solana'nın evet. öne çıktığını görüyoruz. Özellikle son 3 gün itibariyle Solana %16,86 şu andaki yükseliş. Ee, ama ama %20'lere varan yükselişleri gördü bunu söyleyelim. Polygon %2,25 Bitcoin öne çıkmış. Shiba Inu 0,78 PancakeSwap %2,35 yükselmiş. Ethereum'da da yine %2,7'lik dikkat çekici bir yükseliş var. Peki fan tokenlara hemen hızlıca bir bakalım. Şimdi bu hafta sonu derbi var. Tabi Galatasaray fan token'ın biraz daha hareketliliğinin yüksek olduğunu söylemek lazım. %1,17'lik bir yükseliş var orada. Ee, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye baktığımızda biraz daha sakin bir görüntüsü var. %0,26 ama derbi yaklaştıkça bu tablo değişebilir. Trabzonspor fan token'ında %0,5'lik bir düşüş karşımıza çıkıyor. Diğer fan token'lara da hemen hızlıca bir bakalım. Lig hareketli. Ee, Göztepe Spor Kulübü'nün fan yüzde %0,26. İstanbul Başakşehir fan yüzde %4,14. Alanya Spor fan token'ı %0,97. %1'e yakın bir yükselişle karşımıza çıkıyor. Peki haberlerimize hızlıca bir bakalım. Şimdi önce Amerika diyeceğiz. Bu olumlu tabloya karşılık Amerika'dan çok ciddi uyarılar var. Hmm, kripto piyasası için önemli riskler belirlenmiş durumda. Ve Fed başta olmak üzere tüm düzenleyiciler dün bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride de kripto varlık piyasası ile ilgili en çok öne çıkan riskleri sıraladılar. Dediler ki biz bugüne kadar öğrendiğimiz, gördüğümüz her olaydan bir risk listesi çıkardık. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerekir. Hem bankaları uyardılar hem yatırımcıları uyardılar. Herkese bir uyarı bu dediler. Dolayısıyla bu 8 riski biz de şimdi sizlerle paylaşalım. Ee, birincisi dolandırıcılık ve sahtekarlık riski. Ee, bir diğeri saklama uygulamaları. Yani saklama tarafında özellikle yetersizlikler, mülkiyet hakları ile ilgili bir yasal çerçeve olmayışı yine dikkat çekiyor. Ee, bununla ilgili işte özellikle federal mevduat sigortası ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunabiliyor dediler. Kripto varlık piyasasında bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik aldatıcı olabilecek bazı uygulamalar yapılıyor dediler. E, sabit coin'lerin riske yatkınlığına özellikle dikkat çekiyorlar. E, bunun dışında kredi verme, işte yatırım finansman gibi operasyonel hizmetler veren e, kuruluşlara dikkat çekiyorlar ve diyorlar ki bunlar arasında yatırımcılardan kaynaklı bir bulaşma riski olabiliyor. Yani bir yayılma e, riskin büyümesi biraz da bu kredi verme ve operasyonel faaliyetlerden kaynaklı oluyor diyorlar. E, onun dışında e, sözleşmelerde özellikle sorumlulukları ve e, yükümlülükleri açıkça belirleyen standartlar yok dediler. E, kesintiler, kayıplar, saldırılar bunlar yine büyük risk oluşturuyor dediler. Dolayısıyla e, Fed'in de içinde olduğu Amerika'nın düzenleyici kurumlarının bu e, risk Hmm, temel riskleri vurgulayan bildirisi önem taşıyor bence kripto varlık piyasası açısından düzenlemelerin de çok yakın olduğunu gösteriyor artık riskler tespit edilmiş nerelere müdahale edilmesi gerektiği tespit edilmiş dolayısıyla düzenlemeler yakındır e, diye düşünüyoruz e, önümüzdeki günlerde herhalde bu riskler bazında bir düzenleme seti de e, karşımıza çıkacak gibi görünüyor Beyaz Saray'dan bir açıklama var Sam bankman ile ilgili. Ee, Sam bankman Fried'in daha önce Beyaz Saray'da görüşmeler yaptığı e, yönünde bazı açıklamalar vardı. E, Beyaz Saray'dan ilk kez resmi bir açıklama geldi bunu söyleyelim. E, Beyaz Saray yetkilileri dediler ki evet daha önce 3 görüşmesi oldu. Yani Beyaz Saray kayıtlarında 3 görüşme kayıtlı. E, bu görüşmelerde de e, Beyaz Saray tarafında e, kıdemli danışmanlardan Steve Ricchetti ile görüşmesi olduğu söylendi. Yine bir başka üst düzey yardımcı Bruce, Bruce Reed ile görüştüğü söylendi. Dolayısıyla 22 Nisan, 12 Mayıs, 13 Mayıs gibi tarihlerde görüşüldüğü yönünde kayıtlar doğrulandı. Fakat Beyaz Saray diyor ki biz Bankman Friedle ile görüştük ama kripto varlık piyasasının genelindeki son durumu değerlendirmek üzere görüştük. Dolayısıyla hani bir kriz Bağlantılı bir görüşme değildi. Ee, genel konuları konuştu. Kripto varlık piyasası ile ilgili diyorlar. Ee, Beyaz Saray sözcüsü, sözcüsü Karin jean açıklamaları bunlar. Ee, dolayısıyla görüşme doğrulandı ama içerik olarak tabii neler konuşuldu e, Beyaz Saray'ın e, söylemlerine bakılırsa daha genel konuşmalara işaret ediyor. Ee, bir de FTX'in e, eski Sam yani Bankman-Fried ile ilgili önemli bir gelişme var. Suçlamalar e, suçlamaları reddediyor Bankman-Fried. E, hatırlayacaksınız 250 e, milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmıştı Bankman-Fried. Şimdi tabii yargı süreci devam ediyor Bankman-Fried'in de e, yargılanma sürecinde onun dolandırıcılık ve e, yani daha doğrusu yatırımcıları dolandırmakla ilgili e, bir suçlama var. Kendisine dönük bir de kara para aklama işi var. Tabi bu her iki başlıkta da e, 8 suçtan yargılanıyor bu ikisi. E, dolayısıyla bu iki başlıkta da e, suçlamaları kabul etmedi Bankman-Fried. E, ve tabi bundan sonraki süreçte hani yargı süreci nasıl devam edecek? Önce bazı başak, başlıklar elenecek daha sonra mı e, yürüyecek bilmiyoruz ama biraz tıkanıklık yaşanıyor sanki eee o 8 başlığında tabii e, bir şekilde yargı sürecinde dahil olması ve işleyecek olması süreçte e, biraz daha uzatacak gibi görünüyor. E, dolayısıyla e, FTX krizinde biraz daha e, biz herhalde önümüzdeki yıl boyunca konuşacağız gibi görünüyor. Çok hızlı çözülmeyecek gibi görünüyor. E, her başlıkta e, suçlamaları kabul etmiyor Bankman-Fried. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biz bu yargı sürecinin daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Evet, kripto varlık piyasasıyla ilgili son durum böyle hem piyasalardaki son notları aktarmaya çalıştık, hem e, haber akışını aktarmaya çalıştık sizlere. Yarın sabah yine aynı saatte paranın kripto hali sabah raporunda karşınızda olacağız.